DAP kapsamındaki Muş 250 yataklı devlet hastanesine 2 TL ayırmışsınız. Erzincan Ballı Barajı için 50 TL harcamışsınız. Bingöl Genç Sulama Projesi'ne 50 TL ayırmışsınız. 250 yataklı Bingöl Devlet ve Çocuk Hastanesi'ne 2 TL ayırmışsınız. Elazığ Kuzova Pompaj Sistemi'ne 3 TL ayırmışsınız. Ardahan Tiflis Demiryolu Hattı'na 20 TL ayırmışsınız. Dolayısıyla bu ayırdığınız paradan, bu ayırdığınız bütçeden ülkeyi ekonomik olarak nereye getirdiğiniz tam olarak anlaşılmaktadır. Projelere gelince para yok. Ancak başka şeylerde parayı bulmakta bayağı mahiretlisiniz. Mesela Sayıştay raporlarına baktığımızda ve sarayın 2018 yılı kesin hesaplarına baktığımızda saraya sadece temsil ve tanıtma giderlerine 48 milyon para harcayabiliyorsunuz. Temizleme ekipmanlarına 3 milyon para harcayabiliyorsunuz. Yiyecek ve mefruşat ve tuhafiyeye 10 milyonlara para bulabiliyorsunuz. Bu işlere para var, Muş Hastanesi'ne para yok. Bu işlere para var, yollara, demir yollarına para yok. Öyle anlaşılıyor ki iktidarınız itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Değerli milletvekilleri, bu aralar DAP kapsamında bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat sessiz bir şekilde hızla büyüyor. Bu inşaat DAP'ı kalkındıracak bir fabrika inşaatı mı? Hayır. Van Gölü kıyısında insanların tedavi olması için yapılan bir hastane midir? Hayır. Bu inşaat saray inşaatı arkadaşlar, saray inşaatı. Tam bu inşaata 30 milyon para ayırmışsınız. 30 milyon. Muş Devlet Hastanesi'ne 3 TL, saraya 30 milyon. İşte iktidarınız, işte iktidarınızın ekonomik politikası.